Değerli Liceman takipçileri, Liceman'de dövüş sporlarının konuşulduğu programla konuşan herkese selamlar. Ben Arda Şahin, bugün sevgili Can Atıtaş ile birlikte önemli bir haber turumuz var. UFC 298'i konuşacağız ve kendimizi Anaheim, Kaliforniya'dan Meksika sınır üzerinden Meksika'nın başkenti Mexico City'ye atacağız. UFC Mexico City'de bir dövüş serisi düzenliyor. Ondan da önemli başlı karşılaşmaları bahsedeceğiz. Tabii program başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Ben yurt dışındayım. Bu yüzden programda ufak tefek ses kaymaları ve ufak problemler yaşanabilir. Bu yüzden aklınızı sınaraktan program başlamak istiyorum. Abi hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hemen haber turuyla başlayalım. Serenay Çetin ve Türk Boksu ile başlamak istiyorum. Önemli bir karşılaşma. Bu hafta sonu Dino Torshut'la karşı karşıya gelecek. İki taraf da ilgisiz. WBC, WBO kemerleri ortada. Şimdiden Serenay Çetin'e başarılar diliyoruz. Bu maç hakkında sen de neler söyleyebilirsin abi? Serenay Çetin için ve Serenay Çetin ne yapmalı kazanmak için? Öncelikle zor bir eşleşme Serenay Çetin için. Yani karşısındaki Dino Torshut gerçekten üst düzey bir boksör. Yani çifte kemerli bir şampiyon. WBC ve WBO kemerlerini almak çok zor. Biliyoruz kadınlarda da artık bu federasyonlar kemerlerini almak artık bayağı zorlaştı son yıllarda. Zor bir rakip Dino Torshut. Yani maç tecrübesi de çok fazla. Serenay Çetin'in biraz maç eksikliği ona göre daha fazla. Yani tecrübe eksikliği var ama onun da yeteneğini biliyoruz. İyi bir yükselişte WBC gümüş kemerini kazandı. Bu kemeri kazanırken de önemli rakipleri yendi. Yani bu kemer maçına da kendi tırnaklarını kazaya kazaya geldi. Zor bir karşılaşma. Yani favori taraf Danimarka Dino Torshut. Ama Serenay Çetin de yani burada ondan da bir şeyler göreceğiz illaki. Yani sonuçta buraya kadar gelmek de önemli bir başarı. Büyük bir yetenek istiyor. Bu yetenek de onda var ama zor. Ama bence yine de gurur verici bir eşleşme bu. Sonuçta çifte kemer maçına çıkmak önemli. Ona şu anda başarılar diliyoruz. İnşallah kemerleri alıp ülkemize büyük bir gurur yaşatır. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Kendisi şimdiden başarılar diliyoruz. Ve buradan Türkiye emeğine geçiyoruz. İbo Aslan. Yani yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Artık kendisini kafeste göreceğiz. Geçtiğimiz gün UFC'nin efsane isimlerinden John Jones'a bir video attı. John Jones'un bir cümlesi dikkat çekici. Alıntılayarak hemen söylüyorum. Hey, merhaba Türkiye, dövüşünüze sahip çıkın ve onu destekleyin dedi. Biz tabii burada ona sahip çıkıyoruz, destekliyoruz. Bir John Johnson'da ufak bir çalışma yapmış gibi görünüyor. Bu ona bir avantaj sağlar mı abi ve hani bu video hakkındaki görüşlerini kısaca alalım. Öncelikle video çok güzel bir videoydu. Yani John Jones gibi bir efsane isim, yani efsane isimle birlikte çalışması ve onun Türkiye'ye mesaj göndermesi çok güzel bir şey, hoş bir şey. Tabii yani John Johnson'da yapacağı antrenmanlar ona çok şey katacaktır. Bu arada İbo Aslan gerçekten antrenmanları, kampları bayağı yoğun geçiyor. Muay Thai, Filipinler'deki Muay Thai kampında çalıştı Tiger Muay Thai'de. Ki bu birçok şampiyonun çalıştığı, birçok dövüşçünün çalıştığı bir yer. Burada antrenmanlarını yaptı. Birçok ünlü dövüşçüyle antrenmanlar yaptı. Ve en sonunda John Jones'la antrenman yaptı. Yani ciddi bir hazırlık içerisinde İbo Aslan. Bunlar ona elbette bir şeyler katacaktır. Yani böyle isimlerden bir şeyler koparırsa, bir şeyler öğrenirse gerçekten kendisi için çok iyi olacaktır. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan şimdiden İbo Aslan'a başarılar diliyoruz. Old Smart Atlantic City'de. Onu takip edeceğiz. Atlantic'si demişken de ana karşılaşma belli oldu. Bildiğiniz üzere Hüseyin Talüke ile Sean Brady anlaşamadıkları için ana karttan alınmıştı. Maç hala kartta duruyor. Dana White maçı yapmak için ısrarcı. Ama ana karşılaşma değişti. Daha önce açıklanan Aaron Blanchfield ve Manon Fiora karşılaşması 3 round'dan 5 round'a çıktı ve bu gecenin ana karşılaşması oldu. Abi bunu detaylı konuşacağız ama 5 round'da değişmesi, hani sence maçı ne kadar şey yaptı ve bu karşılaşma bu tür bir etkinlik için uygun mu sence? Yani bu maçı çok konuşmuştuk daha önce. Yani bu eşleşme olmadan da bu eşleşmenin olacağını söylemiştik. Çünkü bu sinek kitlet, UFC sinek kitlet için gerçekten yani direkt kemer ellemesi olan bir mücadele. Yani bu maçın 5 round olması bence güzel oldu. Sonuçta yani bir kemer maçı gibi bir maç aslında. Bu maçı kazanan isim kendini kemer maçına atacak. Ayrıca eşleşme olarak da bir ana maça yakışır bir eşleşme bence. Yani UFC Atlantic seyircilerin önünde yapılacak ve böyle bir karta da bence uygun bir ana maç. Çünkü iki rakip de yani güçlü iki isim, kemer adayları, üst sıralardaki isimler. Bence hani kadınlar MMA'inde bir maç ana maç olacaksa kemer dışında bu maç en başında geliyor bence. Yani ben ana maç olmasına sevindim açıkçası. Yani zaten ana maç, Luke maçı iptal olunca da bunun olacağını tahmin ediyorduk. 5 round olması da güzel oldu. Yani 3 round olunca daha böyle kısa sürüyor ve daha az şeyler görüyoruz. Yani böyle önemli bir maçın 5 round olması da
ayrı bir güzellik oldu bence. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. İki dövüşe de şimdiden başarılar diliyoruz ve detaylı olarak konuşacağız bu karşılaşmayı da hafta geldiğinde. Böyle UFC 300'ün nihayet ana karşılaşması belli oldu. Alex Poatan Pereira, UFC hafif ağır stilet şampiyonu, eski şampiyon Jamal Hill'i karşısına alacak UFC 300'de ve ana karşılaşmada olacak bu karşılaşma. Abi, ana karşılaşma bir, beklentileri karşıladı mı? İki, mevcut şartlarda daha iyi maç ayarlanabilir miydi? Herkes özellikle Dana White'a bu karşılaşma sonrası Twitter olsun şey olsun bayağı küfürler etti, kötü sözler etti açıkçası ama yani Dana White kendisini savundu. Özellikle Leon Edwards örneğini verdi. 3 maç söyledim ona, o kabul etti. Karşı taraf kabul etmedi. Yani Leon Edwards da bu şovu ben gerçekten kurtarmak istedim dedi ama olmadı. Yani sence daha iyi maç, dediğim gibi önceki sorularımı tekrardan sana hatırlatayım. Yani sence daha iyi maç ayarlanabilir miydi? Bu maç bence iyi bir ana karşılaşma bu UFC 300 için. Bu eşleşme güzel bir eşleşme. Yani zaten beklediğimiz bir eşleşmeydi ama bu eşleşme UFC 300'de, yani Brezilya'daki düzenlenecek gecede görsek evet çok güzel bir ana maç derdik. Ama işte UFC 300'ün ana maçı olunca yani insanların buna tepki göstermesi normal. Yani iki dövüşçü de iyi. Alex Pereira yani önemli bir dövüşçü. Fakat yani bu eşleşmenin o beklentileri karşılaması çok zor. Dana White burada büyük beklentiler yaratmıştı. Yani çok büyük bir gece olacak demişti. Çok büyük bir ana maç ayarlayacağız demişti. Yani en sonunda Alex Pereira ile Jamal Hill'in karşılaşması tabii ki beklentilerin çok altında kalıyor. Yani dediğin gibi güzel bir eşleşme, fakat işte UFC 300'ün o ismine çok uygun bir eşleşme. Bundan emin değilim. Yani Alex Pereira'yı belki başka bir isimle süper maça çıkartsalardı, daha büyük bir dövüşe çıkartsalardı daha iyi olurdu. Ama demek ki bir türlü UFC orada istediklerini yapamadı. Leon Edwards örneğinde de söylediğim gibi. Yani eşleşme güzel ama işte UFC 300'ün ana maçı olacak bir eşleşme mi? Bence değil. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Tabii hepimiz Conor McGregor bekledik tabii. Tabii de geçen hafta Raw Show'unda, yani daha bu hafta Raw Show'unda Michael Chandler yine Conor McGregor'ı seslendi, o ayrı konu ama yani hepimiz orayı bekledik. Hani Conor McGregor olmasa da belki hani daha iyi bir ana karşılaşma ayarlanabilirdi. Hani Adesanya Duplessis dedik ama Duplessis'in de yaraları bir sıkıntıydı. Sağlık olsun diyelim ama en azından yani tüm gece yine UFC 200 ve UFC 100'de olduğu gibi yıllar önce tüm geceyi takip edebilecek bir kart var. Ve tabii en önemlisi Jim Miller'ın kartı açacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve 13. sanat haftasında bu eşleşmeyi konuşacağız. Ve UFC 298'e geçiyoruz. Neler neler olmadı. Neler neler olmadı. Yani bir çınar devrildi. Yani yükselen bir yıldızın galibiyeti var. Dalga geçer gibi gelen bir galibiyet var. Bir sapmik, bir grappling show var. Yani neler neler olmadı UFC 298'de. Ana karşılaşmanın Alexander Volkanovski ile Topuria vardı ama geçmeden önce size sonuçları vereyim. Anthony Hernandez, Roman Kopilov'u ikinci roundda yerine çok da pes ettirerek güzel bir galibiyet aldı. Ve geceyi açan isimlerdendi. Gecenin bir iki bitirişinden birisi Hernandez'den geldi. Gecenin bir diğer karşılaşmasında Merat Divalishvili, Henry Cejudo'yu ortak kararla mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini aldı. Ve artık kemeri beklemeye başladı. Henry Cejudo maçtan sonra emekli oldu. Merat Divalishvili'nin de çok önemli sözleri vardı. Tabii ki Sean O'Malley'e meydan okudu maçtan sonra. Daha sonra UFC'nin tartışmalı ismi Ian Gary, Jeff Neal'la karşı karşıya geldi. Tartışmalı geçen maçta ayrı kararla kazandı Ian Gary. 30-27 ve 28-29'luk kartlarla kazanmış oldu. Ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Ağır Rico Duplessis nakavtından geri dönen Robert Whittaker, Paulo Costa ile karşı karşıya geldi. Paulo Costa sarsmayı başardı Robert Whittaker'ı, ancak maçı alamadı. Robert Whittaker ortak kararla 30-27 ve 29-28'lik kartlarla kazandı. Ve gecenin ana karşılaşmasında Ilya Topuria, Twisted'de yenilmez olan Alexander Volkanovski ikinci roundda nakavt ederek yeni UFC Twisted şampiyonu oldu ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Abi, konuşacağımız maçlara geçmeden önce Anthony Hernandez ve Ingeri'nin performanslarını bir kısaca alayım senden bir yorum olarak. Yani karşılaşma bir kere zor bir eşleşme diyeyim göre için. Zor bir rakip, dayanıklı bir rakip. Yani onun Şahkat Rahmanov maçından da biliyoruz dayanıklı olduğunu. Ama işte bu maçta ayakta nasıl performans gösterecek, burası da işareti de. Ingeri ayakta ona üstünlük kurdu bence. Geoffrey sürekli oyunu yani clinch pozisyonu alıp terleri sıkıştırmaya çalıştı. Fakat burada da hani bir şey yaratamadı. Bir şey yaratamayınca da sürekli yani puanları kazanamadı. Ingeri yumruklarıyla daha üstünlük kurdu ve bence en azından 2 roundu aldı. Yani evet, Geoffrey tarafı kazandığını söyleyebilir ama yani maçın hakkı Ingeri'ydi. Ingeri için önemli bir galibiyet oldu bu. Sonuçta yani kayıpsız devam ediyordu. Ve şu anda yoluna devam ediyor yine de.
onu artık yavaş yavaş ilk 5'e doğru adım adım gittiğini söyleyebiliriz. Yani yakında onu ilk 5'te görebiliriz. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan bir önemli karşılaşmaya geçelim. Abi ana maçta başlayalım. Yani bir Çınar bir devre sonu geldi. İlya Topuria aynen dediği gibi yaptı. Bir round farkla yaptı tabii. İlk roundda bitireceğim demişti. İkinci roundda geldi bitirdiği yumruk. Yani Alexander Volkanovski tabii böyle görmek üzüyor. Ama tabii bu Twitch sitede İlya Topuria da kendini de artık yeni bir yere şey yaptı. Hani adını yazdırdı ve tabii İspanya'ya da artık UFC getirmeye yakın. Onu da hatırlatalım. İkinci roundda bulduğu sağ kroşeyle mağlup etmeyi başardı Alexander Volkanovski'yi. Alexander Volkanovski kariyerinde üst üste ikinci kez nakavt oldu. İlk kez üst üste ikinci kez nakavt oldu. Yani abi maç hakkındaki görüşlerini alalım. Yani Alexander Volkanovski daha neyi iyi yapabilir diyeceğim ama yani bilemiyoruz. Ve tabii ki yaş laneti yine vurdu. 35 yaş ve üstü dövüşlerin 31. kemer maçında 29. kez bir isim mağlup oldu. Abi senden maç görüşlerini bir alalım. Yani tabii dediğim gibi bir devrin sonu. Maçı bir kere maç başladıktan itibaren biz Topuria'nın daha böyle sert olan taraf olduğunu söyleyebiliriz. Yani Topuria daha böyle sert ve daha kararlı olduğu gözüküyordu. Volkanovski maça evet bir taktik planla çıkmıştı. Rakibi leg kicklerle yavaşlatmak, oyunu karıştırmak üzerine bir planla çıktığı belliydi ama Topuria yani ayağa tekmelerle karşılık verdi. Volkanovski'nin canını acıttı. Volkanovski stans değiştirmek zorunda kaldı. O oyunu karıştırmalarını Volkanovski'nin hep önledi. Yani oralarda planına sadık kaldı Topuria ve gerçekten daha sağlam kalan taraf oydu. Volkanovski denedi ama işte oralarda sürekli bir o denemeleri başarısız oldu. Yani bu maçın başından itibaren Volkanovski'nin biraz hareketleri de maçın Topuria'ya gittiğini gösteriyordu açıkçası. Yani beklediğimizden kötü bir Volkanovski gördük bu maçta. Yani Topuria da hep o sağ yumruğunu aradı. Birkaç defa isabet ettirdi Volkanovski. Onları zor da olsa kurtuldu. Bazılarını da savuşturmaya başardı kafa hareketleriyle ama en sonunda ikinci roundda bu öldürücü sağ yumruğundan kaçamadı. Ve çok ağır bir nakavt oldu Volkanovski. Topuria için ise gerçekten hani muhteşem bir galibiyet. Yani senaryo yazsa ancak bu kadarını yazabilirdi. Yani açıkçası Conor McGregor'ın göze aldığı nakavt gibi o kadar erken olmadı ama o kadar göstericisi oldu. Şu anda gerçekten hani bu siklette Volkanovski'yi de bile kendi krallığını ilan etmesi için müthiş bir galibiyete ihtiyacı vardı ve bunu da yaptı ve tartışmasız bir sikletin şampiyonu oldu. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada gerçekten. Peki abi, Alexander Volkanovski'nin en büyük hatası neydi? Çok fazla eleştiri var. Maçı istediği gibi bazı hani yeterince hazırlanmadığı denilen eleştiriler var. Çok erken kabul etti eleştirileri var. Hani ağır İslam Makhachev nakavtının ardından çok erken kabul etti diyenler var. İlya Topuria kadar istekli değildi diyenler var. Oyun planı yanlış diyenler var. Yani sence Alexander Volkanovski'nin yaptığı hata bu karşılaşma üzerinde neydi? Evet, şimdi erken maçı kabul etmesi aslında ağır bir nakavttan gelmişti ve karşılaşacağı isim de çok sert nakavtçı bir isimdi. Yani böyle eşleşmelerden sonra daha böyle rahat maçlara çıkması gerekir veya da böyle maçı çıkacaksa daha uzun süre, mesela bu maçı Haziran'a kadar veya da hatta UFC 300'de bile yapsa daha iyi olabilirdi ama o erken yapmayı tercih etti. O mağlubiyetten hızlıca dönmeyi istedi. Fakat işte bunun böyle bir götürüsü oluyor. Yani bir kere hazırlık döneminde ne kadar çok hazırlansanız da son mağlubiyetten döneceğiniz için bazı zorluklar yaşarsınız. Volkanovski de bunu yaşadı işte. Yani bu maça ağır bir nakavttan dönmüş. İllaki bu aldığı darbelerin de bir etkisi var. Yani Topuria gibi bir isme karşı bu kadar erken çıkmaması gerekirdi. Maçın içine gelirsek de maç içerisindeki planı aslında baştan iyi bir plandı. Yani Max Holloway'a uyguladığı planı uygulamaya çalıştı. Hem ayağı tekmeler hem oyunu karıştırma şeklinde bir oyun planıyla çıkmıştı. Fakat işte Topuria buna hazırlıklıydı ve daha sağlam ve sert taraftı. Yani oyun planı kurarsınız ama sonuçta bu rakiple oynanan bir oyun ve rakibinin üzerinde buna karşı önlemleri oluyor. Topuria da bu önlemleri aldı. Yani Volkanovski'nin maç içerisinde hataları evet yani biraz görüntüsü çok iyi değildi ama bence maç öncesi yaptığı bu maçı erken alma, hızlıca bu maça çıkma en büyük hatası oldu. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Ve abi İlya Topuria'yı biraz konuşalım. Hani burada hani gerçekten çok önemli bir performans gösterdi knockout'la birlikte.
Yani İlya Topuria için hani ne söyleyebiliriz? Yani bu karşılaşmaya çok yazılandı ya zaten bariz ama hani böyle bir şeyi bekliyor muyduk aslında İlya Topuria'dan onu sormak lazım. Yani özellikle evet, bunu konuştuk yani İlya Topuria'nın yendiği isimleri, Volkonski'nin yendiği isimleri karşılaştırdığımızda maçın biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyorduk ama hani Böbekten Şeker Alır gibi çok basit bir şekilde aslında ikinci roundda istediği gibi bitirdi. Yani İlya Topuria için ne söyleyebiliriz bu maç özelinde? Yani bence takdir edilmesi gereken bir davranış. Tabii basın toplantısı önünde çok hater kazandı yaptığı açıklamalarla. Hani birçok Twisted dövüşünde emekli olun dedi ya da işte onlara şans vermeyeceğim falan dedi gibi hani haterları kazandı ama bence bu maçtan sonra o haterların da saygısını kazandı. Yani ne söyleyebiliriz İlya Topuria için? Özellikle açıklamaları yani dövüş sporunda olan şeyler yani sürekli meydan okumalar dövüş sporunda oluyor. Bunların ben normal olduğunu düşünüyorum ve hani Topuria da sonuçta bu maçlarına kalk ettiği için hani bu lafları da söylemeye hakkı var. Şu anda Fikret'in şampiyonu ve herkese de meydan okuyacak. Ki Topuria'nın ben bu sürekli maçı satma üzerine yaptığı bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ilgi çekmek bu sporda en önemli şey. Yani evet yetenekli olabilirsiniz ama ilgi çekmeniz de size çok artı kazandırır. Bence Topuria'da bu yetenekte var yani. Bunu da yapabiliyor. Bu önemli bir şey. Kendi geleceği açısından yani kartları sattırmak açısından. Yani bu maçtaki performansına gelirsek zaten konuştuğumuzda biz Topuria'nın daha çok nakavtla kazanabileceğini söylemiştik. Yani maç uzadığı anda bazı hatalar yapabileceğini, Volkanovski'nin oralarda daha rahat olacağını söylemiştik. Ama yani Topuria o 5 roundluk maçı da bence iyi hazırlanmış. Zaten en maçında bir 5 roundluk maç çıkartmıştı. Bu maçta da yani bunu hazır olduğunu gösterdi. Yani çok sakindi. Yani zamanını bekledi. Yani 2. roundda olmasa 3. roundda, 4. roundda ben bu maçı yakalayacağım ve nakavt edeceğim diyerek maça çıkmış ve bunu da başardı. Çok sakindi. Bu sakinliği bence en önemli şey onun için. Çünkü hani bir kere gücünü çok tasarruflu kullanıyor ve rakipleri de sürekli bir baskı altına almış oluyor onun o sağ yumruğunu sürekli tutmasıyla birlikte. Ve çok büyük bir galibiyet gerçekten. Fikret'teki herkese gözdağı veren bir galibiyet. Evet, Volkanovski'nin yenilmesi Fikret'teki birçok ismin iştahını açtı. Ama Topuria'nın bu performansı da birçok kişinin gözünü korkuttu açıkçası. Evet abi ben de aynı fikirdeyim. İki sorumuz kaldı. Abi Alexander Volkanovski'den bundan sonra Tony Ferguson bekler miyiz? Herkes bunu çok konuşuyor, çok dillendirdi. O yüzden sormak zorunda hissettim kendimi. Çünkü Tony Ferguson da ağır bir şeyde Gaethje'yi yendikten sonra asla toparlayamamıştı. Ve yani aradaki yaş farkı da bir. Gaethje'yi yenildiğinde Ferguson 36 yaşındaydı. Volkanovski şimdi 35 yaşında. Yani o noktaya gider mi yavaş yavaş? Yani istemeyiz tabii gitmesini Volkanovski gibi bir ismin. Çok üzücü olur Ferguson'da yaşadığımız gibi ama o noktaya gider mi sence Volkanovski? Yani gitme potansiyeli var açıkçası. Yani böyle sürekli maçlara çıkacağım derse böyle olabilir. Yani Tony Ferguson da sürekli maçlara çıkmıştı. Yani nakavtlı mağlubiyetten sonra. Yani nakavtlı mağlubiyetten sonra biraz zaman vermek lazım. Mesela ben Volkanovski'nin yanında olsam bu yılı pas geçerim. Yani evet çok daha 9 ay var. Uzun bir süre var ama yani 9-10 aylık bir süre var ama yani en azından bu yılın sonlarına kadar beklerim. Çünkü bu mağlubiyetten döndükten sonra da yani yine güçlü isimlerle karşılaşacak. Yani kolay isimlerle karşılaşmayacak. Yani Fikret'e de yeni gelmiş isimlerle karşılaşmayacak. Yine güçlü isimlerle karşılaşacak. Bu yüzden ben beklemesi taraftarıyım. Bence onun ekibinin de bunu bu şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Yoksa yani hızlı bir Haziran ayında bir daha maça çıkarsa yine böyle bir sonucu görebiliriz. Bu yüzden beklemesi gerekiyor. Beklemezsin işte o zaman dediğim gibi Tony Ferguson maçındaki Tony Ferguson'ın yaşadığı durumu yaşaması da çok muhtemel. Evet ben de ayıklayayım. Abi son soru. İlya Topuria'nın sıradaki rakibi kim olmalı? 4 ihtimal var. Birincisi Volkanovski rövanşı. Zaten maç sonra raporundaşı Volkanovski rövanşı İspanya'da ya da herhangi bir yerde kabul edebileceğini söylemişti. Monster Evloev iddiası çok fazla var. Hani özellikle hani sitet içerisinde ki sıralamasından dolayı Monster Evloev çok isteniyor. Max Holloway'in BMF kemeri maçı sonrası kazansa veya da kaybetse de bu maçı yapması istediği söyleniyor. Ve son ihtimalle birazdan konuşacağımız Lier Rodriguez, Brian Ortega kazananı olması söyleyen ihtimali var. Yani sence Elia Topuria'nın sıradaki rakip kim olmalı? Tabii Conor McGregor saymıyorum. O süper maç bence hiç olmayacak. Yani şu anda Conor'ın başka işleri var. O yüzden onu çok saymak istemedim. Yani, o sence sıradaki rakibi kim olur Elia Topuria'nın önümüzdeki yaz aylarında? Öncelikle ben Volkanovski maçının hemen olacağını düşünmüyorum. Yani Volkanovski'nin 1-2 galibiyet alması gerekiyor. Sonuçta nakavt bir mağlubiyetten geldi. Evet çok büyük bir şampiyondu. Fakat puanla kaybetmedi sonuçta. Yani hızlı bir rövanş maçının da ona çok zarar vereceğini düşünüyorum. Volkanovski yine nakavt olur.
Yani bunu net söyleyebiliriz. Yani Volkanovski hızlı bir maç çıkarsa nakatlıdır. Bu yüzden Volkanovski maçına ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Üyesinin de ayarlayacağını düşünmüyorum. Max Holloway'in şu anda hala hazırda bir eşleşmesi var Justin Gaethje ile ve bu eşleşmeden yani kesinlikle iki tarafta hasar alacağı için kolay kolay dönüşü olmayacak o maçın. Yani bu senenin sonuna ancak döner o maçı kazanan isim veya kaybeden isim. Yani geriye kalan şu anda Brian Ortega ile Rodriguez'in maçı. Hani bu maçı kazanan isim hem sıralamada da gördüğümüzde hani ya Rodriguez'den ya Brian Ortega'dan birisinin ben bu hatta ki maçtan sonra kazanan ismin Ille Topuren'in muhtemel rakibi olacağını düşünüyorum. Şu anda normal eşleşmede bu yönde yani Evloev'in daha bir maçı daha bence çıkması gerekiyor ki bu maç Volkanovski maçı olabilir yani bu maçı ayarlayabilirler. Şu andaki en ideal eşleşme Brian Ortega ya Rodriguez maçının galibiyle yapılacak eşleşme bence. Evet abi ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Ille Topuren'i tebrik ediyoruz. Alexander Volkanovski'ye hem teşekkür ediyorum hem de geçmiş olsun diyoruz. Bizlere çok önemli anlar yaşattı şampiyonluk serüveni boyunca. Yani hiçbir rakipten kaçmadı ve hep aktif olarak kemiğini savundu. Kendisine de teşekkür ediyoruz buradan. Abi yanına karşılaşmaya geçelim. Robert Whittaker ile Paula Costa karşı karşıya geldiler. Paula Costa ilk round'da sarsmayı başardı ancak bitirişi bulamadı. Maç hakkındaki görüşlerini alayım abi. Yani ben Paula Costa'nın özellikle dayanıklık sorununun bu maç üzerinde de yine başına bela açtığını düşünüyorum. Yani bir maçı bir genel olarak bakarsak bence gecenin en iyi maçı buydu. Yani evet gecenin maçı bonusunu burası kazanmadı ama bu maç kazanmadı. McKenzie 4 Amanda Lemos maçı kazandı ama bence bu maç gecenin net ana maçıydı. Yani bir kere Paula Costa'nın performansı bir kez beklediğinden iyiydi açıkçası. Çok sağlam bir performans gösterdi ama Whittaker'ın da performansı beklentilerin üstüne çıktı. Özellikle ayakta Costa'ya net bir üstünlük kurdu. Ama riskli bir hareket yaptı. Yani koçları bile ona artık maçı yere al dedi. Fakat o sürekli ayakta onunla kırışmayı tercih etti. Ama bundan da galip ayrıldı. Yani Costa tarafına gelirsek maçı bitirebilecek bir noktaya geldi sonuçta ilk round'un sonunda. Belki 5-10 saniyelik bir süre olsa maçı Costa nakatla kazanacaktı. Ama bunu yapamadılar. Costa ondan sonra hafif düşmeye başladı. İşte klasik Costa'nın da gördüğümüz şeyler. Maç uzayınca Costa'nın performansı düşüyor, kondisyonu düşüyor ve yumruk gücü düşüyor. İşte burada Whittaker da bunu çok iyi değerlendirdi. 3 round boyunca aynı tempoda devam etti. Evet o da biraz yoruldu son roundda ama sürekli o yumruklarını, kombinasyonlarını yani onun tekme ve yumruk kombinasyonlarını peş peşe yapması gerçekten izlemesi de çok zevkli. Bunları yapınca Whittaker ikinci ve üçüncü roundu aldı ve yani çok önemli bir galibiyet aldı. Whittaker en azından şampiyonluk yarışında kaldı. Costa ikincisi şampiyonluk hayalleri artık çok azaldı diyebiliriz. Evet abi ben de aynı fikirdeyim bu noktada katılıyorum. Peki Robert Whittaker için bundan sonra ne söyleyebiliriz? Direkt DDP ile bir rövanş kemer maçı olur mu yoksa Adesanya DDP eşleşmesini bekledikten sonra mı vereceklerdir? Yani ben direkt bir rövanş maçına çıkacaklarını düşünmüyorum. Yani sonuçta Duplessis'in evet nakavtlı bir galibiyeti vardı. Ve şu anda ona ayarlanmaya çalışan eşleşmeler de belli yani Adesanya eşleşmesi muhtemel bir eşleşme. Yani o eşleşme olmasa bile Sean Strickland rövanşı da hala masada duruyor. Ama herkes biliyor ki Adesanya ile ikisi karşılaşacak. Whittaker'ın ben ondan önce daha bir maça daha çıkacağını düşünüyorum. Bu maç kimle olabilir? Sean Strickland'la olabilir veya alttan gelen bir isimle olabilir. Ama Whittaker'ın işte çok şampiyonluk maçına çıkması, oralarda Adesanya'yı yenememesi, şimdiki şampiyon Duplessis'e yenilmesi, yani Whittaker'ın işte o şampiyonluk maçları için bir galibiyet serisine ihtiyaç var. Bence bu da onun bir başlangıcı. Ona hemen bir şampiyonluk maçı değil ama bir şampiyonluk elemesi verebilirler. Costa'ya gelirsek de Costa'nın şu anda yani işi çok zor. Büyük ihtimalle bir gatekeeper'lık gibi bir duruma düşebilir ama Costa bunu kabul eder mi bilemiyorum. Evet abi ben de aynı fikirdeyim. Buradan Robert Whittaker'ı tebrik ediyoruz. Paula Costa'ya geçmiş olsun diyoruz. Ve gecenin bir diğer show karşılaşması bence benim en beğendiğim karşılaşma oldu. Merab Dövalişvili Henry Seyudo. Yani Merab Dövalişvili çoğu oyun hamuruyla oynar gibi Henry Seyudo'yu yendi. Yani özellikle yani ilk roundda evet az kalsın nakavt oluyordu o ayrı bir konu. Ama ikinci roundda dalga geçer gibi işte boyun kontrolünü alıp hani roundu öyle bitirmesi sonra Henry Seyudo'yu bir yani çuval gibi taşıyıp atmasından sonra yani bayağı şey noktaya geldi. Abi Merab'ın performansını yorumlayalım ve daha sonra tabii ufak bir Henry Seyudo'ya veda edeceğiz tabii ki.
Sence maç hakkındaki görüşlerini alalım. Yani maçta bu kadar büyük bir üstünlük kuracağını düşünmedim açıkçası Merab'ın Seydo'ya. Yani yerde bu kadar üstünlük kuracağını. Birinci round mesela beklenebilecek bir round. Yani ortada başladı round, sonra Seydo bir anda bir boşlukta güreşini kullanıp round'u almıştı ve yani knockout da etme şansı vardı. Zaten o yumruğun da etkisiyle o güreş yeteneklerini göstermişti Seydo. Ama ikinci, üçüncü round'dan sonra izlediğimiz Merab gerçekten müthiş bir performanstı. Yani olimpiyat şampiyonu bir dövüşçüye, UFC'de çifte şampiyon bir dövüşçüye karşı bu kadar net bir performans. Yani bence kimse beklemiyordu. Teodo da beklemiyordu ki büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yani normal olarak. Yani, Merab'ın bu performansı bence herkese bir gözdağıydı yani sikletteki. Müthiş bir güreş performansıydı ikinci ve üçüncü roundda ve bunu yaparken de işin şovunu da yaptı yani. Böyle bir isme karşı çok üstün bir performanstı. Yani birinci roundda Seydo maçı net, yani birinci roundu Seydo net aldı ve birinci roundu izledikten sonra bu maçın çok kafa kafaya gideceğini düşünmüştük. İkinci ve üçüncü roundlarda hiç öyle olmadı. Bir de şu var, üçüncü roundda çok gördük, Seudo'nun bir sakatlığı da olabilir. Yani burada net emin değilim, bir açıklama görmedim ama yani Seudo'nun bu sakatlığı da etkilemiş olabilir. Ama sonuçta sonucu değiştirmiyor ikinci ve üçüncü roundda. İkinci roundda da bu güreş yeteneklerini gösterdiği için Merab'ın performansı muhteşemdi. Yani Merab bu performansıyla gerçekten gösterişli bir galibiyetle geçtim artık. Direkt kemer için isteyeni gösterdi. Evet abi, zaten bundan sonra kemer için çıkacağını biliyoruz. Yani ne de olsa rakipleri, yani potansiyel rakipleri takım arkadaşları değil. Hani 299'da Vera da kazansa, Omahil de kazansa bundan sonra Merab Dvalishvili ile karşılaşacaklar. Ve her şeyde ufak bir veda edelim abi. Yani ben şaşırdım. İlk başları çok sevdiğim bir dövüşçü değildi ama yani yaptıklarıyla, başardıklarıyla saygı kazandı. Bir geri dönüş çabası vardı, denedi. Olmadı ama yani MMA için özellikle bence UFC'nin tüy sikletinin ve horoz sikletinin şu vakitte hala sağlam ve aktif durmasında en büyük pay bence Henry Cejudo'nun. Yani yaptıklarıyla bu MMA'ye çok büyük katkı sağladı. Ona bir cümle, yani onu kısaca nasıl veda etmek istersin, öyle sorayım sana. Seydo gerçek bir sporcu. Yani olimpiyatlarda altın madalya kazanmak çok büyük bir başarı yani güreşte. Yani olimpiyat, bu sporun zirvesi, güreşin zirvesi olimpiyatlardı ve olimpiyatlarda altın madalya kazanmış bir güreşçiydi. UFC'ye geldi, ilk başlarda zorlandı ama sonra Demetrius Johnson gibi bir ismi devirerek sinek seti şampiyonluğunu aldı ki o zamanlar yenilmez olarak gözüküyordu Johnson. Ondan sonra büyük siklete çıktı, horoz siklete aldı. Sinek Siklet'i tek başına ayakta tuttu. Yani şu anda Sinek Siklet'te dövüşçüler varsa, bu dövüşçüler para kazanıyorsa, bu dövüşçüler performans sergiliyorsa bunların hepsi Seydo sayesinde aslında. Seydo o sikleti kurtardı. Sonra Oro Siklet'e çıktı. Yani kendine bir de karakter de yarattı. Yani bir profesyonel bir güreşçi gibi, WWE güreşçisi gibi bir karaktere de büründü. Yani gerçekten çok iyi bir kariyer. Evet, son maçlarında mağlup oldu ama bu bence onun kariyerine, mirasına çok büyük bir zarar vermeyecektir. Onu yani 3 büyük şampiyonluğu var onun. Olimpiyat, UFC Sinek Siklet ve UFC World Siklet. Bunu yapabilecek çok az kişi var. Yani Seydo bunu yaptı gerçekten. UFC Hall of Fame'e seçilmesi de yani garanti gibi bir şey ve sonuna kadar da hak ediyor. Gerçekten bence bu sporun büyük efsanelerinden birisi oldu. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Buradan Merab Dvalishvili'yi tebrik ediyoruz. Hem de Seydo'ya da hem teşekkür ediyoruz. Hem de geçmiş olsun diyoruz. Her şey için teşekkür ederiz kendisine. Ve şimdi kendimizi artık Meksika'ya atalım. Bayağıdır konuşuyoruz hala ve yeni Meksika'ya geçebildik. Meksika City'de, Arena CDMX'de Brandon Moreno ile Brandon Royval'ın başrolünde olacağı bir dövüş gelişimi var UFC Meksiko'da. İki karşılaşmayı konuşacağız. Abi, halkın ana maçıyla başlamak istiyorum. Ben Yanal'a karşılaşma 5 round olacak, hatırlatalım. Bir tarafta Yair Rodriguez, bir tarafta Brian Ortega var. Bu iki isim daha önce karşılaşmışlardı. Rodriguez, Brian Ortega'yı omuz sakatlığı sonrası mağlup etmişti teknik nakavtla. Abi hemen kısaca künyeleri vereyim. Rodriguez 1.80, Ortega 1.73 boyunda. Yaklaşık bir 5 santimetrelik vuruş avantajı olacak Yair Rodriguez'in. Rodriguez 19 karşılaşmasının 13'ünde rakiplerini bitirdi. 8 nakavtlı galibiyeti var. Biraz son dönem biraz sallanmalı bir kariyeri var diyebilirim aslında Yair Rodriguez için. Aslında iyi yükselen bir kariyer ama kemere bir türlü ulaşamadı.
Jeremy Stevens'ı yendi. Sonra Max Holloway'e yenildi. Brian Ortega'yı yendi. Josh Emmett'i yendi. Interim kemeri aldı. Sonra Volkanovski'yi deviremedi. Diğer yanda Brian Ortega için de şunu söylüyoruz. 15 galibiyet var. 3 yenilgisi var. Sadece 1 no contest var tabii ki. Son 5 senede sadece 5 maça çıktığını hatırlatalım. Brian Ortega'nın 2019 ve 2023 yıllarını boş geçti. Son 5 karşılaşmasında Edgar'ı yendi, Holloway'e yenildi, Korean Zombie'yi yendi, Volkanovski'ye yenildi ve Gary Rodriguez'e yenildi. 16 Temmuz 2022'den bu yana ilk kez kafeste olacak Brian Ortega. Abi bu maçta neler bekleyebiliriz? Sözü sana bırakıyorum. Aslında son şey, söylediğin şey çok önemli bir şey. Yani Brian Ortega'yı kafeste çok az gördük. 1,5 senedir görmedik. Ve son 4-5 senede yani çok az onu kafeste mücadele ederken gördük. İşte Ortega'nın bu maçtaki en büyük soru işareti bunun ne durumda? Burası çok önemli. Yani maç tempo, safety olduğunu biliyoruz. Performansı ne durumda? Eski performans geriye mi gitti, ileriye mi gitti bunu bilemiyoruz. Yani bu da maçta Yair Rodriguez'i daha öne çıkartıyor. Son maç mesela ilk karşılaşmalarında da Yair Rodriguez ile Brian Ortega maçına gelirsek o maçta mesela Yair Rodriguez ayakta çok üstünlük kurmuştu. Brian Ortega maçı sürekli yere almaya çalışmıştı fakat başarılı olamamıştı. Bunu yapmaya çalışırken de Yair Rodriguez onu bir cicis hareketi yapmaya çalışmıştık. Genellikle Yair Rodriguez'in ortaya gelip bunu denemeyeceğini düşünürdü ama bu maçta bir armbar'a gitti. Fakat orada armbar çok başarılı olmadı da ortaya gelip bir sakatlık olmuştu. Ve Ortega'yı ondan sonra çok zaten uzun süre göremediğiniz sebebi de buydu. Yani o maçı da kaybetmişti. Yani işte Ortega bundan sonra nasıl dönecek burası önemli. Yair Rodriguez de o maçta müthiş bir ayakta yani üstünlük kuruyordu artık. Hani bu maçı hayatta devam etse alacağı belliydi. Fakat sakatlıkla bitmesi biraz gölge düşürmüştü. Ben yine Real Rodriguez'in o maçta, bu maçta da o performansını devam ettireceğini, Brian Ortega'nın da bu maçı ile birlikte biraz zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Tabii şunu söylemek lazım, ayakta kimin daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Ben Real Rodriguez için söylüyorum bunu aslında ama hani Brian Ortega'nın hani ayakta iyi mücadele eden dövüşçülere karşı özellikle Korean Zombie gibi yani Frankie Edgar gibi isimlere karşı biraz galibiyetleri var. Yani tabi bunlar çok eski zamanda kaldı, o ayrı bir konu ama ayakta kim üstün görebiliriz bu karşılaşma için? Yani ayakta kim işini daha iyi sergileyebilir? Ben yine Yair Rodriguez. Yani az önce söyleyelim, Yair Rodriguez'in o maçtaki performansı da daha fit durumlarındaki performansına da Yair Rodriguez ayakta net ortaya da üstünlük kurmuştu. Yani bir kere çok iyi bir kickboksu var Yair Rodriguez'in. Ben net bir şekilde Yair Rodriguez'in üstünlük kuracağını düşünüyorum. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim. Peki abi, Brian Ortega için ayakta işler gitmezse yere almayı tercih edebilir mi? Ama Yair Rodriguez'in yerde tehlikeli olduğunu biliyoruz. Hani tabii Brian Ortega'nın aslında Alexander Volkanovski'de bitirmeye yaklaştığını da biliyoruz. O meşhur giyotin çoklu ama tabii hani yere alır mı Brian Ortega eğer işler ayakta istediği gibi gitmezse, ki büyük ihtimalle gitmeyebilir. Yani ama tabii Yair Rodriguez de yerde bir o kadar tehlikeli aslında. Sence Brian Ortega işi değiştirmek ister mi? Ayakta işler yolunda gitmezse. Yani hayatta Brian Ortega çok kendini geliştirmemişti. Yani müthiş bir boks çıkartamazsa bunun zor olduğunu söyledik. Ben Ortega'nın kesinlikle bu maçı, yani bir kere bu şeyi o mesafeyi kısaltmayı düşünecek kesinlikle. Bir kere Yair Rodriguez'in o yumruk gücü, yumruk stansından kaçmaya çalışacaktır. Yumruk mesafesinden kaçmaya çalışacaktır. Ve bunu da mesafeyi daraltarak yapabilir. Bunu yaparken de telleri sıkıştıracağını ve maçı yere alacağını düşünüyorum. İlk maçta da bunu çok denemişti. Ortega'nın ayakta çok performansının düşük olacağını düşünürsek kesinlikle yere almaya çalışacaktır. Çünkü başka seçeneği olmayabilir. Evet abi, ben de aynı fikirdeyim bu noktada. Tabii şunu da hatırlatalım. 9 dövüş sonrası bonus ile UFC 200'de 2. sırada Yair Rodriguez. Yani her karşılaşması sansasyonel, her karşılaşması izlenilebilir. Diğer tarafta Brian Ortega'nın 6 bitirişte 8 isimle birlikte 3. sırayı, UFC 200'de 3. sırayı paylaştığını hatırlatalım. Bu maçı da sakın kaçırmayın. Biz de tabii bu hafta sonu takip edeceğiz. Ve ana karşılaşmaya geçiyoruz. Değişken ana karşılaşmaya geçiyoruz.
Brandon Moreno ile Brandon Roy var karşı karşıya gelecekler. Ama ilk başta Amiral Bazzi ile karşı karşıya gelecekti Brandon Moreno. Ancak Amiral Bazzi yaşadığı boyun sakatlığının ardından maçtan çekilmek zorunda kaldı ve yerini Brandon Roy aldı. İkili arasındaki ilk karşılaşma 21 Kasım 2020'de yapılmıştı ve maçı teknik nakavda Moreno kazanmıştı. Onu da hatırlatalım. Abi maç hakkında görüşlerini alacağım ama bir iki tarafın QL'lerini verelim. Brandon Moreno 1.70, Roy var 1.75 boyunda. Moreno'nun yaklaşık olarak 5 santimetrelik bir vuruş avantajı olacak. 21 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberliği var Brandon Moreno'nun ve 7 mağlubiyetinin hiçbirisinde bitirilmedi. Hepsini hakem kararıyla kaybetti. 5 nakav, 11 satmışlığında galibiyeti var. Roy Valde de 15-7'lik bir karne var. 5 nakav, 8 satmışlığında galibiyeti var onun da. Brandon Moreno'nun son 5 karşılaşmasının hepsi şampiyonluk karşılaşmasıydı. 3'ü zaten Davison Figueiredo'ya karşı. Biri Kai Kara Fransa'ya karşı geçici kemer içindi ve son karşılaşması Alexander Pantoja'ya karşıydı. Şimdi Brandon Royval'in ise 3 maçlık seri sonrası tek kemer karşılaşmasında da Pantoja'ya mağlup olduğunu hatırlatalım. Abi stiller biraz benzer. Her ikisi de sapmışını seviyor. Bu karşılaşmadan ne bekleyebiliriz? Ve tabii kazanın da yüksek ihtimalle Alejandro Pantoja'yla karşılaşacağını hatırlatalım. Yani çok ikisi de birbirine benziyor açıkçası iki dövüşü de. Yani benzer stiller dövüşler. Yani belki Moreno'nun biraz ayakta daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama Roy Valle yerde o kadar iyi mi emin değilim. Moreno yerde de çok üstünlük kurabilir. İlk maçta mesela ilk maçı Roy Valle çok kötü bir sakatlık yaşamıştı. Ama o noktaya gelene kadar Moreno'nun net bir üstünlüğü vardı ilk roundda ve ilk roundun sonlarına doğru da Roy Valle kötü bir sakatlık yaşayıp teknik nakavtta mağlup olmuştu. O maçtaki gibi olur mu? Tabii o maçtan sonra Roy Valle uzun bir süre geçti. Roy Valle da kendini biraz daha geliştirdi diyebiliriz. Evet son maçta Pantoja'ya yenildi ama oraya kadar yine gelebildi. Yine ben renk bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Moreno'nun bir adım daha üstün olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha tecrübeli ve daha komple bir dövüşçü. Roy Valle'ın biraz ayakta değil de yerde bir şeyler yapabilirse yapabileceğini düşünüyorum. Ama işte orada da Moreno mesela hep maçta görmüştük. İşte söylediğin gibi yerde birçok kez submission aramıştı yani Moreno'da. Denk bir eşleşme gerçekten ama keyifli bir eşleşme. 5 round sürerse de gerçekten hiç temponun düşmeyeceği bir eşleşme bizi bekliyor diyebilirim. Evet abi ben de aynı fikirdeyim. Zaten 125 pound'da yani 6 set'te hiçbir zaman tempo düşmüyor. Yani belki de UFC stilinin en enerjik olduğu yani UFC'lerden içerisindeki en enerjik stilinden bahsediyoruz. Abi şunu sorayım. Ayakta hani kimi daha yakın daha şey görebiliriz. Yani çünkü yerde ikisi de aslında birbirine yakın seviyedeler. Submission aramayı seviyorlar. Ama yani farkı bence ayaktaki mücadele oluşturacak. Ama ayakta sence kim üstünlük kurabilir? Ve tabii 5 round içerisinde Moreno istediğini bulamazsa Roy Valle Pantoja maçında olduğu gibi son roundlara doğru bir şeyler yaratabilir mi? Yani son maç, son sırrına gelirsem son maçta Roy Valle'ın Pantoja'ya karşı evet bir son roundlarda daha dinç kaldığını gördük. Ama biraz orada Pantoja'nın da çok kondisyon olarak böyle sorunlar yaşadığını da söylemek gerekiyor. Son roundlarda genellikle o çok kondisyon problemi yaşıyor. Moreno böyle bir kondisyon problemi yaşar mı? Çok emin değilim açıkçası. Yani o daha böyle 5 round boyunca temposunu sürdürebilen bir dövüşçü. Yani 5 roundluk maçlara çok alışık bir dövüşçü. Yani ben kondisyondan yine iki tarafında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ama tabii bunu maçta göreceğiz ne olacağını. Hayatta Moreno'nun biraz daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere yani çenesi daha kuvvetli gibi Moreno'nun. Ve yumruklarının da sertliği daha yüksek. Bunu çok defa gördük Figueiredo maçlarından. Yani çenesinin evet bazen sıkıntı çıkardığı oluyor ama genel olarak bu siklete göre fena bir çenesi yok. Yumruk gücü de bu sikletin üstünde bir yumruk gücü var. Bunlara bakınca Moreno'nun bir iki adım önde olduğunu söyleyebiliriz Roy Valle'dan yani ayakta. Ayakta Moreno üstün genel olarak. Yerde ise daha eşit bir maç bizi bekliyor. Evet abi ben de aynı fikirdeyim burada. Tabi bu arada şunu hatırlatalım. 7 dövüş sonrası bonusla UFC 200 sette Brandon Moreno 2. 6 bitirişi de UFC 200 set tarihinde Moreno 3. sırada. Yani yine eğlenceli bir karşılaşma bizi bekliyor Meksika'da.
biraz daha iyi bir havada Şubat ayını güzel kapatacağız. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Başta programda dövüş sporları olmak üzere futbol, basketbol, voleybol ve motor sporları gibi birçok spor hakkında en doğru haber ve analizleri almak için Diceman YouTube kanalına abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu videoyu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilir ve gelişimimize katkıda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda tüm yazılarımıza MMA olsun, futbol olsun, basketbol olsun tüm yazılarımıza ulaşmak için de Diceman sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ben Arda Şahin, Sevgili Can Altınaş'la birlikte sizlere iyi haftalar ve iyi günler diliyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah Moreno Royval gecesi Meksika City'den sonra yine sizlerle birlikte burada bu ekranda olacağız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.